Sophie'nin dünyası. Silindir şapka. İyi bir filozof olmak için gereksindiğimiz tek şey hayret etme yeteneğimizdir. Sophie kendisine imzasız mektuplar gönderen kişiden tekrar bir haber alacağını düşünüyordu. Şimdilik kimseye mektuplardan bahsetmemeye karar verdi. Okulda dikkatini toplayıp öğretmenin anlattıklarını dinlemek her zamankinden daha zor geldi Sophie'ye. Sanki önemsiz şeyler gibiydi öğretmenin anlattıkları. Neden bir insanın ne olduğunu anlatmıyordu ki ya da dünyanın ne olduğunu ve nasıl olup da ortaya çıktığını? Daha önce hiç hissetmediği bir duyguya sahipti şimdi. Okulda da başka yerlerde de insanlar hep az çok rastlantı sonucu oluşmuş şeylerle uğraşıyordu. Oysa yanıtlanması her zamanki gibi derslerden daha önemli olan büyük ve zor sorular vardı. Bu sorulara cevap verebilmiş biri var mıydı acaba? En azından fiil çekimlerini hafızlamaktansa bu konular üzerinde düşünmenin daha önemli olduğundan emindi Sophie. Son zil çaldıktan sonra okuldan öyle hızlı fırladı ki Jorin peşinden koşmak zorunda kaldı. Biraz sonra Jorin sordu. Akşam iskambil oynayalım mı? Sophie omuz tiltti. Sanırım iskambil oyunları bana pek ilginç gelmiyor artık. Neye uğradığını şaşırdı Jorin. Öyle mi? Badminton oynayalım istersen. Sophie gözlerini asfalt yola dikti ve sonra arkadaşına döndü. Sanırım o da ilgilendirmiyor beni. Peki o zaman? Peki Jorin'in sesinde hafif bir kırgınlık hissetti. Söyler misin lütfen? Birden bu kadar önemli oluveren nedir? Başını salladı Sophie. Bu bir sır. Ha aşık oldum desene şuna. Uzun bir süre konuşmadan yürüdüler. Futbol sahasına geldiklerinde Jorin ben sahadan geçerek gidiyorum dedi. Sahadan geçerek eve giden en kestirme yol buydu. Ama Jory'nin ancak acelesi varsa, örneğin misafir gelecekse ya da dişçiye yetişmesi gerekiyorsa kullanırdı onu. Jory'ni kırmış olduğu için üzüldü Sophie. Ama ne diyebilirdi ki? Birdenbire kim olduğuyla, dünyanın nereden çıktığıyla uğraşmaya başladığını, Badminton'ın oynayacak zamanı olmadığını mı söylesin arkadaşına? Peki arkadaşı anlar mıydı bunu? Bütün soruların en önemlisi ve bir bakıma en doğalıyla ilgilenmek neden bu kadar zordu? Posta kutusunu açarken kalbinin hızla attığını duydu. Önce banka hesaplarıyla annesine gelmiş birkaç büyük sarı zarf çıktı sadece. Oysa o tanımadığı kişiden bir mektup daha gelmesine ne kadar ummuştu? İçeri girip kapıyı kapadığı anda büyük zarflardan birinin üstünde kendi adının yazılı olduğunu gördü. ...yapıştırılıp kapatılmış zarfın arka yüzünde şöyle bir şey yazılıydı. Felsefe kursu. Büyük bir özen göstermek gerek. Sophie çakıllı yolu geçti. Çantasını merdivene bıraktı. Diğer mektupları paspasın altına koydu ve hemen arka bahçeye koştu. Mağarasına sığınmalı, büyük mektubu orada açmalıydı. Şirekan da peşinden koştu. Bunu engellemek imkansızdı tabii ama... ...Sophie kedinin kimseye bir şey söylemeyeceğinden emindi. Zarfın içinden ataşla tutuşturulmuş... ...daktilo ile yazılmış üç büyük kağıt çıktı. Hemen okumaya başladı Sophie. Felsefe nedir? Sevgili Sophie, birçok insanın çeşitli hobileri vardır. Kimileri eski para veya pul biriktirirler. Kimisi el işlerinden zevk alır, kimisi de bütün zamanını bir spor dalına ayırır. Okumaktan hoşlananlar da çoktur ancak okuduğumuz şeyler de birbirinden çok farklıdır. Birileri sadece gazeteleri ve çizgi romanları okur. Başka birisi roman okumaktan... Diğer birileri ise astronomi, hayvanlar alemi veya teknik buluşlar gibi değişik konuları içeren kitaplardan hoşlanır. Eğer ben atlarla veya değerli taşlarla ilgileniyorsam, diğer bütün insanlardan bu ilgimi paylaşmasını bekleyemem. Televizyondaki bütün spor karşılaşmalarını nefes almadan seyrediyorsam, başka birinin sporu can sıkıcı bulabileceğini de kabul etmem gerekir. Bütün bunlara rağmen Herkesin ilgilenmesi gereken bir şey var mıdır? Kim olursa olsun ve nerede yaşarsa yaşasın her insanı ilgilendiren bir şey var mıdır? Evet sevgili Sophie. Bütün insanların üzerinde düşünmesi gereken sorular vardır. İşte bu kurs da bu soruları kapsayacak. Hayatta en önemli şey nedir? Açlık çekilen bir ülkede birine bu soruyu sorarsak cevap yemek olacak. Donmakta olan birine aynı soruyu sorarsak cevap sıcak olacaktır. Kendini yalnız ve çaresiz hisseden birine soracak olursak cevap mutlaka diğer insanlarla beraber olmak olacaktır. Ama bütün bu ihtiyaçlar giderildikten sonra bütün insanların ihtiyacı olan bir şey daha var mıdır hala? Filozoflar buna evet diye cevap verirler. Onlara göre insan sadece ekmekle yaşamaz tabii ki bütün insanlar yemek yemelidir ayrıca sevilmeye ve ilgi görmeye de ihtiyaçları vardır ama bütün insanların ihtiyacı olan bir şey daha vardır kim olduğumuzu ve neden yaşadığımızı bilmek neden yaşadığımız konusuna ilgi duymak pul biriktirmek gibi rastlantısal bir ilgi değildir böyle sorularla ilgilenen insan neredeyse bu gezegende var olduğumuzdan beri insanların üzerinde konuştukları bir şeyle ilgilenmiş oluyor uzayın yerkürenin ve burada oluşan hayatın ne olduğu sorusu son olimpiyat oyunlarında en fazla altın madalyayı kim aldı sorusundan çok daha büyük ve önemli bir sorudur. Felsefeye yaklaşmanın en iyi yolu felsefi sorular sormaktır. Dünya nasıl yaratıldı? Olup bitenin arkasında bir irade veya bir anlam var mıdır? Ölümden sonra hayat var mı? Böyle soruları cevaplayabilir miyiz acaba? Ve her şeyden önemlisi Nasıl yaşamalıyız? Her çağda insanlar böyle soruları sordular. İnsanın ne olduğunu, dünyanın nereden geldiğini sormayan hiçbir kültür bilmiyoruz. Esasında sorabileceğimiz felsefi soruların sayısı çok da fazla değil. Bunların en önemlilerinden birkaçını zaten sorduk ama tarih sorduğumuz her soruya çok farklı cevaplar verildiğini gösteriyor bize. Felsefi sorular sormak onlara cevap bulmaktan daha kolaydır. Bugün de bu sorulara herkes kendi cevabını bulmalı. Ansiklopediye bakıp da tarih var mıdır veya ölümden sonra hayat var mı gibi soruların cevaplarını bulamayız. Ansiklopedin nasıl yaşamamız gerektiğini de bize gösteremez ama başka insanların ne düşündüklerini okumak, hayat ve dünya hakkındaki kendi görüşümüzü oluşturmakta bize yardımcı olur. Filozofların gerçeğin peşine düşmeleri bir polisi hikaye ile karşılaştırılabilir. Bazıları Anderson'ın katil olduğunu düşünür, diğerleri Nilsson'ı veya Kespin'i. Çok önemli bir cinayeti polis bir gün bir anda çözebilir. Bazen bir sorunun hiçbir zaman çözülemeyeceğini de düşünebiliriz. Buna rağmen her sorunun bir cevabı vardır. Bir soruyu cevaplamak çok zor olsa da sorunun tek bir doğru cevabı olduğunu düşünebiliriz. Yani ölümden sonra bir tür varoluş vardır veya yoktur. Birçok eski soru bilim tarafından cevaplanmış durumda. Bir zamanlar ayın arka yüzünün nasıl göründüğü çok önemli bir soruydu. Böyle bir sorunun cevabı üzerinde konuşularak bulunamaz. Cevap herkesin hayal gücüne kalmıştır ama bugün ayın arka yüzünün nasıl göründüğünü kesin olarak biliyoruz. Ayda bir insanın oturduğuna veya ayın peynirden oluştuğuna inanmamız artık mümkün değil. 2000 yıl önce yaşamış eski Yunan filozoflarından biri felsefenin insanların hayretiyle ortaya çıktığına inanmıştı. İnsana yaşamak öylesine tuhaf gelir ki felsefi sorular da kendiliğinden oluşur diye düşünüyordu. Bir sihirbazın oyunlarını seyretmekte aynı şeydir. Gördüğümüzün nasıl mümkün olduğunu kavrayamayız. Sihirbaz iki beyaz ipek mendili yaşayan bir tavşana nasıl dönüştürebilir diye sorarız. Sihirbazın boş bir silindir şapkadan tavşan çıkarması nasıl anlaşılmaz bir şeyse, birçok insan için de dünya böyledir sihirbazın tavşan oyununda yaptığının bir aldatmacı olduğu açıktır. Ama bunu nasıl yaptığını meydana çıkarmak isteriz. Ancak dünya üzerine konuştuğumuzda durum biraz farklıdır. Dünyanın bir aldatmacı olmadığını biliriz. Çünkü dünyada yaşamaktayız ve onun bir parçasıyız. Aslında şapkadan çıkan beyaz tavşan biziz. Bu beyaz tavşanla aramızdaki fark tavşanın sihirbazlık oyunun bir parçası olduğunu bilmemesidir. Bizim durumumuz farklı. Biz sır dolu bir şeylere katıldığımıza inanırız ve her şeyin nasıl bir araya geldiğini açıklamak isteriz. Not. Beyaz tavşanı belki de bütün evrenle karşılaştırmak daha iyi olur. Biz tavşanın tüylerinin en diplerinde oturan kımıl kımıl böcekler gibiyiz. Ama filozoflar büyük sihirbazın gözlerinin içine bakabilmek için ince tüylerin uçlarına tırmanmayı denerler. Hala orada mısın Sofi? Devamı gelecek. Sophie kendinden geçmişti. Hala orada mıymış? Okurken soluk almayı bile unutmuş olabilirdi. Kim getirmişti bu mektubu? Kim? Kim? Hilda Möller Kang'a doğum günü kartı yollayan kişi değildi belli ki. Çünkü pul ve damga vardı onun kartında. Oysa sarı zarf elden getirilip posta kutusuna konmuştu. Tıpkı daha önce gönderilen beyaz zarflar gibi. Sophie saate baktı. Henüz üçü çeyrek geçiyordu. Annesinin işten gelmesine iki saat daha vardı. Tekrar bahçeye, posta kutusuna koştu. Acaba başka bir şey daha olabilir mi? Bir sarı zarf daha buldu. Üstünde yine kendi adı yazılıydı. Etrafa bakındı. Ama kimseyi göremedi. Ormanın kenarına kadar koşarak her tarafı taradı. Bir tek insan olsun yoktu görünürde. Birden ormanın derinliklerinde dalların kırıldığını duyar gibi oldu. Ama emin değildi. Hemen koşup bir şeyler bulmaya kalkışmakta boşuna olurdu. Eğer biri ondan kaçmak istiyorsa yetişmek hemen hemen imkansızdı. Sophie evin kapısını kapadı. Çantasını ve annesine gelen mektupları yere bıraktı. Odasına gitti. İçinde güzel taşlar biriktirdiği büyük kurabiye kutusunu açtı. Taşları yere döküp zarfları kutuya yerleştirdi. Kolunun altında kutuyla bahçeye çıktı yeniden. Daha önce Şirekan'a biraz daha mama vermeyi de ihmal etmedi. Mağarasında zarfı açtı yine. Daktilo ile yazılmış sayfalar çıktı içinden okumaya başladı. İlginç bir varlık. İşte yine karşılaştık. Bu küçük felsefe kursunun uygun porsiyonlarda geldiğini kavramışsındır. Burada birkaç tane daha başlangıç notu bulacaksın. İyi bir filozof olabilmek için gereksindiğimiz tek şeyin hayret etme yeteneğimiz olduğunu söylemiş miydim? Eğer söylemediysem şimdi söylüyorum. İyi bir filozof olmak için gereksindiğimiz tek şey hayret etme yeteneğimizdir. Bütün küçük çocukların bu yeteneği vardır. Bunu herkes bilir. Birkaç ay sonra yepyeni bir gerçekliğin içine itilirler. Büyüdükçe bu yetenek azalmaya başlar. Bunun nedeni ne olabilir? Acaba Sophie Amundsen bu soruyu cevaplayabilir mi? Yani eğer küçük bir bebek konuşabilseydi nasıl ilginç bir dünyaya geldiğini anlatacaktı. Çünkü bebeklerin konuşamamasına rağmen nasıl odadaki nesneleri bize gösterdiklerini ve merakla onları tutmaya çalıştıklarını görebiliriz. İlk kelimeleri söylemeye başlayınca çocuk ne zaman bir köpek görse durup hav hav der. Bebek arabasında nasıl zıpladığını ve kollarını nasıl salladığını görürüz. Hav hav, hav hav. Arkasında birkaç seneyi bırakmış olan bizler çocuğun bu heyecanını biraz aşırı buluruz. Evet evet. Bu bir hav hav ama sen şimdi güzelce tekrar yerine otur. Daha önce köpekleri gördüğümüz için biz böyle heyecanlanmayız. Çocuk bir köpeğin yanından geçerken artık heyecan göstermediği güne kadar bu heyecanlı senaryo belki de yüzlerce kez tekrarlanır. Bir fil veya bir su aygırı içinde bu geçerli. Çocuk doğru dürüst konuşmayı öğrenmeden çok önce veya felsefi düşünmeyi öğrenmeden çok önce dünya onun için bir alışkanlık haline gelir. Çok yazık bence. Önemli olan sevgili Sofi, senin de hayatı olduğu gibi kabul eden insanlardan biri olmaman. Emin olmak için kendi felsefe kursumuza başlamadan önce birkaç düşünce deneyi yapacağız. Ormanda bir gezintiye çıktığını düşün. Birdenbire kendini küçük bir uzay gemisine girerken buluyorsun. Gemiden küçük bir Marslı çıkmış ve sana bakıyor. Bu durumda ne düşünürsün? Aslında bunun çok önemi yok. Kendinin bir Marslı olduğunu hiç düşündün mü? Tabii ki bir gün başka bir gezegenden gelen bir yaratıkla karşılaşmak o kadar kolay değil. Başka gezegenlerde hayatın olup olmadığını da tam bilmiyoruz. Ama kendi kendine karşılaşmış olduğunu düşünebilirsin. Belki güzel bir günde birdenbire durup kendini yeni bir gözle görebilirsin. Belki bu tam da bir orman gezisi sırasında olabilir. Ben ilginç bir yaratığım diye düşünürsün. Sır dolu bir hayvanım ben. Yüzyıllık uykundan uyanır, ben kimim diye sorarsın. Evrende bir gezegen üzerinde dolaşıp durduğunu bilirsin. Ama evren nedir? Günün birinde kendinle karşılaşabilirsen o zaman başlangıçta söz ettiğimiz Mars'lı kadar gizemli bir şey keşfetmiş olursun. Bir uzay yaratığı görmekten öte bir şeydir bu. Kendinin de böyle ilginç bir yaratık olduğunun farkına varırsın. Hala orada mısın Sophie? Bir düşünce deneyi daha yapalım. Bir sabah anne, baba ve belki de iki yaşında olan küçük Thomas mutfakta kahvaltı ediyorlar. Birdenbire anne sofadan kalkıp mutfak tezgahına doğru dönüyor ve sonra baba tavana doğru yükseliyor. Sence Thomas bu durumda ne diyecektir? Belki de parmağıyla babasını gösterip baba uçuyor der. Tabii ki Thomas şaşıracaktır ama o zaten hep şaşırmaktadır. Baba her zaman tuhaf şeyler yapar. Kahvaltı masasının üzerinde uçmak, onun gözünde pek önemli bir şey değildir. Her gün küçük bir makineyle tıraş olmakta, bazen dama tırmanıp televizyon antenini oraya buraya döndürmekte ve bazen başını arabanın motoruna sokup simsiyah dışarı çıkmaktadır. Şimdi sıra anneye geldi. Thomas'ın ne dediğini duydu ve arkasını döndü. Ne dersin? Masanın üzerinde uçan babayı görünce nasıl bir tepki gösterecek sence? Elinden reçel kavanozunu düşürecek ve korkudan bir çığlık atacaktır. Baba tekrar koltuğuna oturduğunda belki de onu doktora götürmek gerekecektir. Artık masada nasıl oturacağını öğrenmeliydi çünkü. Sence neden Thomas ve annesi bu kadar farklı tepkiler gösteriyorlar? Bu bir alışkanlık sorunu. Bunu aklında tut. Anne insanların uçamayacağını çoktan öğrenmiştir ama Thomas öğrenmemiştir. Bu dünyada neyin mümkün olup neyin olmayacağından hala emin değildir. Ama bu dünyanın kendisi Sophie. Sadece dünya olabilecek bir şey mi? o da boşlukta uçup duruyor ne de olsa. Acıklı olan büyüdükçe alışkanlıklarımızın sadece yer çekimi yasasıyla sınırlı kalmaması. Aynı zamanda dünyanın kendisine de alışırız. Görünen o ki çocukluğumuz sırasında dünyaya hayret etme yeteneğimizi kaybediyoruz. Ama bu sırada çok önemli bir şeyi de kaybetmiş oluyoruz. Filozofların tekrar hayata kazandırmak istedikleri şey de budur işte. Derinlerimizde bir yerde bir şey bize Hayatın büyük bir sır olduğunu söyler. Bu düşünmeyi öğrenmeden çok önce yaşadığımız bir duygudur. Altını çiziyorum. Bütün bu felsefi sorular bütün insanları ilgilendirir ancak herkes filozof olamaz. Farklı nedenlerle insanlar günlük hayata öylesine bağlanırlar ki hayata hayret etme duygularını bastırırlar. Onlar tavşanın tüylerinde ta diplere yerleşmiş, orada rahat ederler ve bütün onlar tavşanın tüylerinde ta diplere yerleşip orada rahat ederler ve bütün bir hayatı aşağıda geçirirler. Ve bütün bir hayatı aşağıda geçirirler. Çocuklar için dünya ve onun üzerinde olup biten her şey yenidir ve her şey onları şaşırtır. Yetişkinler için ise durum farklıdır. Birçok yetişkin dünyayı olağan bir şey sayar. İşte bu noktada filozoflar önemli bir farklılık gösterir. Bir filozof hiçbir zaman bu dünyaya bütünüyle alışmaz. Filozoflar için dünya hala kavranamaz bir şey. Sırlarla dolu bir bulmacadır. Filozoflarla küçük çocukların önemli bir ortak yanları vardır. Diyebiliriz ki bir filozof bütün ömrü boyunca küçük bir çocuk gibi duyarlı kalabilir. Sevgili Sofi, şimdi bir seçim yapmalısın. Bu dünyaya hala alışmamış bir çocuk musun yoksa böyle bir şeye asla izin vermeyeceğine yemin etmiş bir filozof musun? Eğer kendini ne çocuk ne de filozof gibi hissediyorsan, bunun sebebi dünyaya uyum sağlamış olup hiçbir şeyin seni artık şaşırtmıyor olmasıdır. Bu durumda tehlike kapıdadır artık. Bu tehlikeden korunmak için bu felsefe kursunu alıyorsun. Senin miskin ve umursamaz insanlardan olmanı istemiyorum. Senin uyanık bir yaşam sürmeni istiyorum. Sana vereceğim bu kurs tamamıyla bedavadır. Dolayısıyla devam etmezsen paranı geri alacak değilsin. Herhangi bir zaman kursa devam etmek istemezsen bu bir sorun olmayacak. Sadece posta kutusuna bir not bırak. Örneğin bir canlı kurbağa koy ama mutlaka posta kutusunun renginde olsun. Postacıları korkutmak istemeyiz. Kısaca özetleyelim. Beyaz bir tavşan boş bir silindir şapkadan çıkarılır. Bu tavşan çok büyük olduğundan bu numara milyarlarca yıl sürer. İnce tüylerin en tepesinde çocuklar dünyaya gelirler. İşte bu yüzden çocuklar bu inanılmaz sihirbazlık numarasına hayret ederler. Ama yaşlandıkça tavşanın tüylerinin diplerine doğru yerleşir orada kalırlar. Bu tüylerin dibi çok rahattır. İşte o yüzden kürkün ince tüylerinden yukarı doğru tırmanmayı hiçbir zaman göze alamazlar. Sadece filozoflar dilin ve varoluşun en dış sınırlarına doğru tehlikeli bir yolculuk yapmayı göze alabilirler. Bunlardan bazıları yolda kaybolur ama diğerleri tavşanın tüylerine sıkıca tutunarak tırmanır ve yumuşak kürkün diplerinde yiyip içip yaşayan insanlara seslenirler. Baylar bayanlar, boşlukta süzülüp duruyoruz. Ama kürkün dibindekilerin hiçbiri filozofun bu çığlığına andırmaz. Üff ne diye gürültü edip duruyorlar sanki derler. Sonra da konuşmalarına devam ederler. Tereyağını uzatır mısın lütfen? Hisse senetleri bugün ne kadar yükselmiş. Domatesin kilosu ne kadar? Lady D'nin bir çocuğu daha olacakmış, duydunuz mu? Annesi eve geldiğinde Sophie allak bullak olmuştu. Esrarengiz filozofun mektupları kutunun içinde mağaraya saklanmıştı bile. Sophie ev ödevlerini yapmaya çalışmış ama okudukları üzerinde... ...kafa patlatmaktan başka bir şey gelmemişti elinden. Daha önce hiç düşünmediği onca şey. Çocuk değildi artık. Ama tam bir yetişkin de sayılmazdı. Evrenin siyah selindir şapkasından çekip çıkarılan tavşanın yoğun tüylerle dolu kürkünün diplerine doğru ilerlemeye başlamış olduğunu fark ediyordu. Ama şimdi filozof gelmiş durdurmuştu onu. Ensesine yapışmıştı bu adam. Kadın mıydı yoksa? Ve Sophie'yi kürkün dibinden geri çekmiş, tekrar çocukken oynadığı tüye çıkarmıştı. Ve orada, ince tüylerin tepesinde, dünyayı tıpkı gözlerini ilk açtığı sıralardaki gibi görmüştü Sophie. Filozof onu kurtarmıştı. Hiç kuşkusuz. Mektupların bu tanınmayan sahibi onu gündelik hayatın sıradanlığından kurtarmıştı. Annesi saat beş sularında eve geldiği zaman Sophie onu neredeyse zorla oturma odasına götürüp bir koltuğa oturttu. ''Anne, yaşıyor olmamız garip gelmiyor mu sana?'' diye lafa başladı hemen. Annesi öyle bir şaşırdı ki cevap bile veremedi. Eve geldiğinde Sophie'yi hep ödevlerinin başında bulurdu oysa. E ''İşte bazen'' dedi sonunda. ''Bazen mi?'' Yani demek istiyorum ki dünyanın var olmasını garip bulmuyor musun? Neden bahsediyorsun böyle? Sana bir şey soruyorum ama anlaşılan dünyayı çok olağan buluyorsun sen. Evet öyle bazen. Sophie filozofun ne kadar haklı olduğunu anlıyordu şimdi. Yetişkinler için dünya normal bir şeydi. Gündelik yaşamın yüz yıllık uykusuna yatmışlardı çoktan. Hmm, kendini dünyaya o kadar alıştırmışsın ki seni artık hiç şaşırtmıyor dedi Sophie. Kusura bakma ama dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Dünyaya çok fazla alışmışsın dedim. Yani durum berbat. Nasıl böyle konuşursun benimle? Başka türlü söyleyeyim öyleyse tam şu anda evrenin silindir şapkasından çıkarılan bir tavşanın kürkünde tüylerin dibine yerleşmiş rahatına bakıyorsun. Birazdan da gidip patates haşlayacaksın sonra gazeteni okursun yarım saat kestirip televizyon haberlerini izlersin. Sofi'e dinlerken annesinin yüzünde endişeli bir ifade belirdi. Gerçekten de mutfağa gidip patatesleri ocağa koydu. Sonra hemen oturma odasına dönüp bu kez de Sofi'yi koltuğa o oturttu. Uyuşturucu filan almıyorsun kızım değil mi? Sofi kendini tutamayıp güldü. Ama bu sorunun neden tam da şimdi sorulduğunu çok iyi anlıyordu. Delimsiz sen diye sordu. Bu insanı ancak daha aptal yapar. O gün uyuşturucu ve beyaz tavşan hakkında daha fazla konuşmadılar.